Bu videomuzda dosya işlemleri ve klasör işlemlerini göreceğiz. Yeni bir dosya oluşturma, dosyanın ismini değiştirme ve klasörle ilgili diğer işlemleri birlikte inceleyelim. Öncelikle yeni bir dosya oluşturmak için masaüstümüzün üzerinde sağ tıka bir kere basarak masa üzerimizdeki menüyü açıyoruz. Bu menüde yeni sekmesine gelerek oluşturmak istediğimiz öğeyi seçiyoruz. Ben burada yeni bir Word belgesi oluşturmak için Microsoft Word belgesine tıklıyorum. Yeni bir Word belgesi oluştuktan sonra otomatik olarak yeni Microsoft Word belgesi ismi belgeye veriliyor. Eğer belgenin adını değiştirmek istiyorsanız üzerine gelip ismine bir kere tıklamanız yeterli. Belgenin ismini Belge 1 olarak değiştiriyorum. Ve işlemimi tamamladıktan sonra Enter tuşu ile işlemimi bitiriyorum. Yeni oluşturduğum belgeyi açmak için sol mouse butonuna 2 kere hızlı bir şekilde basarak belgemi açıyorum. Belgemi açtıktan sonra belgem üzerinde yaptığım değişiklikleri kaydetmek için dosya sekmesinin altındaki kaydet butonunu kullanabilirim. Belgemi farklı bir isimde kaydetmek için kaydet altında farklı kaydet butonunu kullanıyorum. Masaüstümü kaydedeceğim yer olarak belirlemek için sol taraftaki menüden masaüstünü seçiyorum. Masaüstündeki belge 1 isimli eski belgemi artık belge 2 olarak kaydettim. Ve sağ üstteki çarpı butonuna basarak belgemi kapatıyorum. Artık iki tane yeni belgem var. Biri ilk oluşturduğum boş belge, ikincisi ise farklı kaydet ile kaydettiğim diğer belgem. Bu oluşturduğum belgeleri yeniden adlandırmak için az önce söylediğim gibi üzerine bir kere tıklayıp metni değiştirmem yeterli. Ve işlem bittikten sonra Enter'la değiştirme işlemini tamamlamış oluyorum. Dosyayı silmek için dosyanın üzerine tek tıkla seçim işlemini gerçekleştiriyorum. Seçim işlemini yaptığım dosya bu şekilde gözükür. Dosyayı silmek için bilgisayarımdaki klavyeden Delete tuşuna veya Türkçe klavyelerdeki Sil tuşuna basmam yeterli. Belge işaretli olmazsa bu sil tuşuna basmam hiçbir işe yaramaz. Belgeyi seçtikten sonra sil tuşuna bastım ve belgem silindi. Aynı şekilde diğer belgeyi de siliyorum. Bunu klavyeyi göstermek için çıkarttım. Normal klavyenizdeki delete tuşu veya sil tuşuyla da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde yeni klasöründen yeni bir klasör oluşturmak için sağ tık yaparak masa üzerinde yeni ve klasör sekmesini kullanıyorum. Yeni klasör oluşturduğu zaman otomatikman yeni klasör ismini alır. Yeni klasör oluştuğu zaman otomatik olarak yeni klasör adında oluşur. Eğer ikinci bir yeni klasör oluşturursanız bu da yeni klasör 2, yeni klasör 3 şeklinde devam edecektir. Aynı isimde iki klasör asla aynı yerde bulunmaz. Klasörlerimi silmek için yine az önceki gibi klavyeden delete tuşuna basıyorum. Buradaki klasörlerimden belgelerim klasörünü açıp bunun içerisinde yeni bir Word belgesi oluşturmak için belgenin içerisinde sağ tıklıyorum. Yeni sekmesini seçtikten sonra yeni Word belgesini işaretleyerek yeni bir Word belgesi oluşturuyorum ve buna isim veriyorum. Belge 1 ismini verdim. Dikkat ederseniz burada belge Word belgesi olduğu için belge 1 ismini vermeme rağmen .docx şeklinde bir uzantıya sahip oldu. Bu dosyanın türünü belirtir.
Eğer bir Word bilgisine sahipseniz bu bilginin uzantısı .docx'tir. Uzantı belge adından sonra noktadan hemen sonra başlayan bir belirteçtir. Belgeyi açtığımda Word belgesini açtığımızı görüyoruz. Yeni bir belge daha oluşturuyorum. Sağ tık, yeni ve metin belgesi. Bu metin belgesi TXT uzantılı bir belge. Bu da belgemizin türünü belirtiyor. Yani bu belge metin belgesi, bu belge Word belgesi. Bunu noktadan sonraki uzantıdan anlayabiliyoruz. Bilgisayarda bu şekilde ayırt ediyor. Yeni metin belgemizi açtıktan sonra kapatırken kaydediyoruz. Farklı bir belge daha oluşturmak istiyorum. Yeni Excel belgesi, Microsoft Excel çalışma sayfası. Burada belge 2 ismini koyuyorum. Bakın Microsoft Excel sayfasının uzantısı XLSX şeklinde gözüküyor. Word belgesinin uzantısı farklı ve metin belgesinin uzantısı farklı. Dosya uzantıları dosyaların farklı farklı programlar tarafından kullanıldığını ve hangi programın kullanacağını bize belirtir. Eğer bu uzantıları bozarsanız, örneğin dosyanın adını değiştirmek için geldiğinizde bu uzantıyı yanlışlıkla silerseniz size şöyle bir uyarı verecektir. Dosya uzantısını değiştirirseniz dosya kullanılmayabilir gibi. Buna rağmen değiştirmeye devam ederseniz dosyanız bu şekilde belirsiz bir dosyaya dönüşecektir. Ama korkmayın, dosyanın adını tekrar, uzantısını tekrar değiştirerek eski haline dönüştürebilirsiniz. Dosyalarımızı öncelikle geri dönüşüm kutumu boşaltıyorum. Boş bir geri dönüşüm kutum var. Dosyalarımı silme işlemine geçeceğim. Bunu az önce gösterdiğim gibi klavyemizdeki delete tuşuna basarak gerçekleştirebiliyoruz. Veya sil tuşuna, Türkçe klavyelerdeki. Belgem seçiliyken sil tuşuna basarsanız belge silinecektir. Şu şekilde seçtim. Az önce seçildi değildi. Sil tuşuna bastım ve belge silindi. Bunun silmenin başka bir yolu daha var. Belge üzerine sağ tık ve sil komutu. Aynı şekilde yine bu belgemde silindi. Yine aynı yöntemle bu belgemi de siliyorum. 3 belgeyi de sildikten sonra eğer yanlışlıkla sildiğinizi düşünüyorsanız bu yöntemle sildiğiniz belgeleri geri getirebilirsiniz. Geri dönüşüm kutusunda sizi bekliyor olacak. Buradaki belgeler geri dönüşüm kutusunun içerisinden direkt açılamazlar. Açmaya çalıştığınızda bu şekilde bir uyarı alacaksınız. Burada geri yükleme yapmanız gerekmektedir. Bunu buradan yapabilirsiniz. Sağ tıklayarak geri yükle seçeneğini işaretleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bakın geri yükle ile belgeyi eski konumuna geri yüklemiş oldum. Belgenin içerisindeki bilgi aynen duruyor. Diğer belgelerimi de topluca seçerek mouse'un sol tuşuna basıp üzerlerini işaretleyerek seçtim ve ikisini birden geri yükleme işlemi yaptım. Buradaki belgelerimi bir başka dosya işlemi olan kopyala ve yapıştır işlemi uygulayacağım. Örneğin belge birimi hem burada belgelerin klasörünün içerisinde hem de masa üstünde kopyasını oluşturmak istiyorum. Bunun için belge birinin üzerine gelip sağ tık kopyala seçeneğini kullanabilirsiniz. Şu anda belge bilgisayarın hafızasına kopyalandı ve sizin yapıştırmak istediğiniz alanı bekliyor. Bunu bu pencereyi kapatıp masaüstümün aktif hale gelmesini istiyorum. Masaüstüme şöyle bir kere tıklamam masaüstümün seçilmesi için yeterlidir. Sağ tık ile masaüstüne yapıştır seçeneğini kullanarak belgemi masaüstüne yapıştırdım. Burada dikkat etmem gereken şey belgemi kopyalayacak mıyım yoksa kesecek miyim? Eğer belgenizi kopyalarsanız aynı belgeden iki farklı belge oluşturmuş olursunuz. Şu an için belgelerin içerikleri aynı fakat
Bunlardan birini değiştirmeye başladığım zaman içeriği değiştirilmiş belge diye yazdığım masa üzerindeki belgeye ve kaydettim, kapattım. Belgelerim içerisindeki belge 1.docx dosyam boş bir belge iken masa üzerindeki belge 1.docx artık içeriği değiştirilmiş başka bir belge. Aynı isme sahip olmalarına rağmen farklı yerlerde oldukları için artık ikisi farklı belgeler. Burada dikkat etmeniz gereken şey kopyaladığınız belgenin değiştirilmiş versiyonunun eskisinden farklı olacağı. Eski belgemi artık kullanmayacağım için siliyorum. Bu yöntemin eğer amacınız belgenizi çoğaltmak değilse, belgenizi bir yerden bir yere taşımaksa bu kes ve yapıştır yöntemiyle yapılacak bir işlemdir. Bunun için belgenin üzerine sağ tıklayıp kopyala yerine kes seçeneğini işaretlememiz gerekir. Belgemiz bu şekilde kesildiğini belirten bir şekil aldı. Masa üzerine tıklayarak sol tık ve sağ tık yaptıktan sonra yapıştır seçeneğini kullanıyorum. Bakın belgem buradan kaldırıldı ve burada yeniden oluşturuldu. Yani buradaki belgemi masa üstüne taşımış oldum. Taşıma işlemi ile kopyalama işleminin arasındaki fark bu.